Buluştuk yine yıllar sonra. Şu anda o bizim iddia videosunu hatırlayanlar aşağıya bir yazın, merak ediyorum. Evet, evet. What do you have? Nom beng yuan. Ha? Nom beng yuan. Tongok. Hı hı. Okay. Yeah. Okay, perfect. One. Yes. Güneydoğu Asya benim şimdiye kadar gördüğüm yerler arasında, yani tartışmasız en güvenli yer. Değil sen mi? De biliyorsun yani insanlar nasıl. Çok net. En güvenli yer. Aynen öyle. Çok ucuz ya. Çok... Hani hiçbir şey düşünmüyorsun. Ya sokakta yat, kimse yanına gelme. Güney Amerika'da çiğ çiğ yiyorlar adamı. Değil yani. Mi? Ben şu an dayı masajı yaptırıyorum. Artık like'ı esirgemezsiniz diye düşünüyorum. Ulan yolda kaldık ya. Araba bozuldu. Vallahi araba bozuldu ya. Saçma sapan bir yerde kaldık. Böyle beklenmedik şeyler yaşanabiliyor. Yapacak bir şey yok. Burada Big C diye büyük bir süpermarket var. Buraya geldik çünkü burada klima var. Gelmişken şöyle bir dolanalım bari. Ve sim kart falan satıyorlar burada. Sim kartları bütün böyle marketler, süpermarketlerde falan bulabiliyorsunuz burada. 220 bahtı limitsiz gibi paketler var. Limitsiz gibi diyorum çünkü bir yerden sonra yavaşlıyor. Ya çok hızlı da değil yani. Ama ucuz işte, 220 yani. 7 dolar falan. Üf. Uyumayı planlıyordum yolculuk boyunca. 4 saat falan, ne güzel. Uykumu alırım diyordum. Yani arabanın motorunun bozulacağı tuttu ya. Yok, çalıştıramadık da. Ama marketi gezelim bari. Göstereyim size de girmişken. Bir daha muhtemelen Tayland'da herhangi bir markete girmeyeceğim. Girmişken size de göstereyim bari ya. Fiyatlara falan bakalım şurada. Baksana pirince kocaman. 3 dolar. Çok ucuz her şey ya. Bu Big C buranın Migros'u gibi bir şey. Fiyatlar bayağı iyiymiş burada. Tabii çok da lokal bir yerdeyiz şu anda. Fiyatlar ona göre de değişiyor olabilir. Baksana portakal var. Portakalın kilosu 2 dolar. Dragon fruit, dragon meyvesi var burada. Kilosu 59. Yok, tanesi 59. Yani 1,5 dolar. Muza bakalım. Bunun kilosu 35. 1 dolar. Şöyle dörtlü 1 dolar. Papaya var. Bunun da kilosu 2 dolar. Tropik meyve. Çok güzel, çok lezzetli. Lif kaynağı. Ananas var. Kilosu 50 cent. 1 dolar bile değil. Şöyle 1 litrelik sütler 1,5 dolar. Oo, avokadonun tanesi neredeyse 3 dolar. Vay be, Yeni Zelanda günlerim aklıma geldi şimdi. Yeni Zelanda'da 6 tane avokadoyu açıyordum. Bir limon, bir tuz, kahvaltı niyetine yiyordum onu. Ne kadar güzeldi ya. Topluyorduk tabii ağaçtan. Bir gidiyorduk Murat abiyle. 100-150 tane topluyorduk. Sabah, öğlen, akşam full avokado yiyorduk ya. Noodle'a bak. Tayland noodle'ıymış. Renge bak. Alsancak'ta gezen alternatif rockçı kız saçı gibi. Böyle bir noodle mi oluyor ya? Hatta yanında daha da radikal bir rockçı saçı var burada bak. Noodle tabii bunlar, yeniyor. Ama burada 199 bahtta gözlük satıyorlar. Bahtmış bu, 6 dolar. Nasıl? 6 dolar işte. Ama sinek var burada, dayanamamış, bırakmış artık hayatı. Daha fazla yaşamaya gerek yok demiş, bayılmış burada. Oha, şuna bak. Bir yıllık diş macunu gereksinimini karşılar herhalde. 3 dolar. Ha, terlik satıyorlar burada. 1 dolarmış bu. 34. Tam 1 dolar ha. 1 dolar 34 baht zaten şu an böyle. Şöyle 1 litrelik kolalar. 44 baht. 1,5 dolar. Sanki Tayland'daki her şey 1,5 dolarmış gibi gelmeye başladı ya. Tesadüf mü? Ne oldu? Anlamadım. Neye baksan 1,5 dolar fiyatı. Oo, bu çok ucuzmuş ya. Lüks karışık gibi bir şey. Biz de lüks karışık diyoruz ya ona. Badem, ceviz, kaju falan bir sürü şey var içinde. Bayağı da dolu. Bak şuraya kadar dolu. Fiyata bak, 22 baht. Çok ilginç ya. 80 cent falan, 70 cent falan. Alayım ben bunu. Tamam, bu da bir turun parçası mıydı yoksa? Bak bizi buraya soktular. Araba bozuldu, ayağına falan alışveriş yaptırtıyorlar. Şöyle çok basit yulaflar var. Tamamen yulaf yani. Ama ince kıyılmış, böyle güzel oluyor bunlar bayağı, sütle falan. Bir de üzerine muz, çilek falan atar da inanılmaz güzel kahvaltı çıkıyor buradan. Bak 400 gramı bunun 1,5 dolar. Bu da 1,5 dolar. Allah Allah. Tabii ben yuvarlıyorum biraz. Şimdi 43 ile 49.50 arasını hep 1,5 dolardan sayıyorum. Yani 1.7 dolar mı diyeyim? 1,5 dolar diyorum, geçiyorum yani. Şöyle kocaman bir Nescafe Gold, 100 bardak çıkar bundan demiş, yazmış üzerine. 9 dolar. Şaraplarda fiyatlar 8-10 dolar civarında. Bu Sang Som'la Hong Dong burada çok tüketiliyor.
Biri rom, diğeri de rom. İkisi de rom. Special rom diyor. %40 alkol oranı var. 139 baht. O kadar ucuz ki burada herkes bunu tüketiyor. Yani sadece 4 dolar bu. Baksana. Thai birası var burada bakın. Chang. 34 tam 1 dolar. Böyle Chang'ların büyükleri var. Litrelik. 58 bu da. 1,5 dolar. Şöyle büyük ton balıkları falan hep 1,5 dolar bak. Şöyle küçükler var. 1 dolar. Nutella 3,5 dolar. Burada böyle komple hazır noodle'lar var. Ekonomik bakımdan darda olan ailelerin reyonu işte burası. Yani hazır noodle'lar çok tüketiliyor. Çok sağlıksız, çok zararlı ama çok ucuz olduğu için maalesef tüketilmek zorunda kalınıyor yani bazı aileler tarafından. Yani şöyle kocaman paketler 2 dolar falan. Onunla 2 öğün, 3 öğünlü, 1 günlü tamamlayan aileler var yani. Fıstık 500 gram, 1,5 dolar yine, 44 baht diyor. Çok ucuz. Şurada kaju var, 8 dolar. Büyükmüş ama bakın 500 gramlık kaju. Yarım kilo kaju 8 dolar. Gayet uygun. Şöyle 3 tane Boxer 119 baht. 3 dolar sadece. Şöyle toplu alırsan 6 tane Heineken bira 6 dolara geliyor. Yani tanesi 1 dolar. Gelelim et tavuk. Şöyle tavuk göğsünün kilosu 2 dolar sadece. Burada tavuk kanat var. O da 2,5 dolar falan böyle kilosu. Burada but var neredeyse 3 dolar. 2,8 dolar falan kilosu bunun. Bir de size farklı bir mango göstereyim şimdi. Belki görmemişsinizdir daha önce. Ben mesela çok yakın bir zamanda ilk defa gördüm. Bunlar da mango. Böyle yeşilimsi bir tonu var bunun. Fark etmişsinizdir. Bu böyle ekşi oluyor. Bayağı ekşi oluyor hem de. Normal bizim bildiğimiz mangolar böyle sarı. Bunlar bayağı tatlı. Bunlar da ekşi. Bakın bu neredeyse 1 dolar daha pahalı. Şu tatlı olan sarı mango, bildiğimiz mango 50 cent. Hem soğuk maden suyu alacağım şuradan. Soda water. 8 baht tanesi. Kasada açtırırım bunu. Soğuk soğuk iyi gider. Şöyle organik 10 tane lan tuzak gibi yapmışlar. Kıralım diye mi yaptınız bunu? 10'lu böyle organik yumurta ne kadarmış? 52 baht sadece. Ya bu işte çok ucuz. Yani şurada gördüğünüz yumurtaların tanesi 5 baht. 2 TL. Ama Tayland'da her yemeğin içinde, her şeyin içinde, dışında, her yerinde yumurta var. O yüzden normal bu kadar ucuz olması. Taptım balığıymış bu. Bu taptım balıklarının kilosu 55 baht. Yani 1,5 dolar. 1,8 dolar diyeyim hadi. Bunlar da sea bass diye geçiyor. Bu sea bass'ler de 3 dolar. Şöyle tost ekmekleri de 1,5 dolar. Sinirim bozuldu ya. Her şey 1,5 dolar mı olur ya? Yani yuvarlıyorum biraz dediğim gibi ama yine de 1,5 dolara çıkıyor olay yani. Şimdi de çıkaralım artık ya. Artık Tayland'dan bir hatıra olarak kendime bunu da saklarım. Böyle saçma şeyleri saklamayı çok seviyorum. Çünkü uzun zamandır hiçbir şey alamıyorum yolda. Yani yolculuğum hep uzun sürdüğü için ve yani yük taşıyamayacağım için bir kere büyük şeyler hiç alamıyorum. O yüzden böyle çok saçma denebilecek şeyleri saklıyorum. Ve bunların üzerine bazı böyle ufak ufak notlar alıyorum. Bunlara da böyle 4-5 sene sonra bakınca gerçekten çok anlam kazanıyor. Yani bugün çok saçma görünen şu kağıt parçası 5 yıl sonra üzerindeki ufacık 1-2 kelimelik nota bakarak şöyle bugünleri canlandırdığım, böyle aklımda bugünleri canlandırdığım zaman o kadar anlam kazanıyor ki. Ben bunları hep saklıyorum. Çöplük gibi oluyor ama ne olacak yani, şöyle bir kutu yaparsın. Zaten yaptım. Çöplük gibi durur. O kutunun içinde olur her şey. İstediğin zaman açar bakarsın. Evet, arabamız gelmiş. Gidebiliriz. Haydi bay bay Dixie. Görüşürüz. Geldi abi arabamız. Burada. Şimdi büyük arabayı patlattık. Böyle ufak bir binek arabada ilerliyoruz. Two person. Babacı yemek seçerken. Babacı yemek seçiyor. Buluştuk yine yıllar sonra. Şu anda o bizim iddia videosunu hatırlayanlar gözünüzü seveyim aşağıya bir yazın, merak ediyorum. Değil mi? Bak 3 yıl önce. Aynen, şarabı aldı ama. Tamam. Yani, sözünün eri. Aldık. Soranlar vardı şimdi. Gün batımına doğru içtik şarabımızı. Yüzüm suyu. Okay, sit over. I have okay. This one in 5 minutes. Okay. Okay, sit down. Help for you? Yeah, I'm good, thank you. Okay, yes okay. Sir. Yeah. Thank you. Burası acayip güzel şey yapıyor. Köri yapıyor. Valla. Bak burası çok güzel köri yapıyor. Burası da güzel meyve suyu yapıyor. Sen ne ama ara burayı keşfettin? Ben bizim kaçıncı gelişimiz olan? Bizim dördüncü gelişimiz olan. Bir seneden beri dördüncü gelişimiz. İlk önce buraya geldik.
Sonra... Aynen, 4. Aynen, sonra Nepal'e gittik. Sonra Nepal'den bir daha buraya döndük. Sonra bir daha buraya geldik. Bir şeyler oldu, aynen. Bir şeyler oldu. Gelişimiz yani, aynen. Bu sene yani bir aydan fazla harcamışızdır biz Bangkok'ta ya. Yani. Ne zamandır? Bayağıdır beraber geziyorsunuz. Aynen. Tane de bizimle bu arada. Ne kadar oldu? 1,5 sene falan 15 oldu. 15 ay. 15 ay falan oldu. 15 aydır siz bisikletle geziyorsunuz. Yok. 7 ayı bisikletle, öncesi Nepal'de. Evet. 6 ay Nepal'deydik. 3 ay Nepal'de kaldık, gittik geldik. Sonra işte tur için gittik bir daha. Tur bitti. Sonra bir daha buraya döndük. 2 ay bisikletsizlik burada. He, 2 ay bisikletsizlik. Bu ara bir rahatlamışsınızdır. Kaç lastik patladı, saydınız mı? Gel, sana şöyle söyleyeyim. Güneydoğu Asya, bak ben Güney Amerika'da da işte bir süre bisiklet sürdüm böyle 2-3 ay falan. Kolombiya'dan Panama'ya geçmiştim. Türkiye'de böyle bir sene falan işte pandemide tur yaptım. Sonra bir de Güneydoğu Asya'ya geldik. Kendinin ilk şu an yaptığımız. Güneydoğu Asya benim şimdiye kadar gördüğüm yerler arasında yani tartışmasız en güvenli yer. Değil sen mi? De biliyorsun yani insanlar nasıl? Çok net. En güvenli yer. Aynen, bir de evet. Çok ucuz ya. Çok... Hani hiçbir şey düşünmüyorsun. Mesela şu an mesela hiç yeriniz olmasa düşünmezsin yani. Gidip bulursun bir yer yani. Kesinlikle. Yani sokakta yat, kimse yanına gelme. Güney Amerika'da çiğ çiğ yiyorlar adamı. Değil yani. Mi? Sen orayı iyi biliyorsun. Abi burası hem güvenli. İkincisi yeni bisiklet sürmeye başlayacak birisi için mükemmel. Öneriyor hiç yokuş musun? Yok çünkü. Sıfır yokuş. Hı-hı. Ama abi benim bisikletin tekerleri biz bisiklet sürmeye başladıktan 1,5-2 ay sonra bir patlamaya başladı. Ondan sonra kademeli olarak işte günde bir patlamadan iki patlamaya atladı. Günde. Yani bazen 4 defa, 5 defa patlıyordu yani. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Bugün konuşuyorduk bisikletçiyle, dedi ki toplamda kaç tane şey değiştirmişsindir şimdiye kadar dedi, iç lastik değiştirmişsindir dedi. Ya 12 tane 12. falan iç lastik değil, öyle bir şey mümkün değil normalde böyle 6 aylık bir tur içerisinde. Bir lastiği 6 kere falan yamalayabiliyorsun. Aynen. Bir de yani öyle düşün. Ama o zaman belki de buradaki Güneydoğu Asya'daki yollardan kaynaklıdır biraz da. Benim ağırlığımdan kaynaklı abi. Yani şöyle. Senin üç lastiğin patlarken tanenin bir kere. Bir kere belki patladı, belki patlamadı. Tamam, o seninle ilgili bir durum o zaman. Ama şimdi... son bir ay aldım senden 10 kilo yani. Ama artık belki de o zaman belki bir şey oldu yani. Ama bulamadık da ne olduğunu. Benim tanenin iki tane bisiklet tekeri var. Bende 4 şey var. Çantası var. Bende 4 tane çanta var. Onun için bendeki yükler taneninkinden bir daha fazlaydı. Bir de sen ağırsın da. Bir de bende ondan... Sen kaç kilosun? 72. Ben 92 kiloyum. 2,5 metre adamsın yani normal. 20 aynen. Kilo daha fazlayım ondan. Evet. Bisiklet kaldırmadı yani ama bir sonraki tura artık şey abi. Her turda abi, her bak 3. bisiklet turu, 3. bisiklet. Her bisikletle yeni bir problem çıkıyor ve her birisinde de yeni bir şey öğreniyorsun evet. Bisiklete dair. Yani tecrübe olarak kesinlikle. Zaten bakınca bir sonraki çıkışınıza yine bisiklet mi yoksa... Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. İyi öğrendiniz o zaman. Ya çıkabilecek buraya. İlk önce çözmem gereken problem kilo vermek. Ya hızlı bir şekilde kilo vermek. Hele ki son bir ay. Abi biz Kamboçya'da. Dolaylı olarak lastik problemini de çözecek kilo zaten. Kesinlikle öyle. Daha iyi, biraz daha kaliteli lastik. Daha kaliteli lastik, daha kaliteli beslenme. Bir de kilo azaltma. Kilo azaltma. Çok da öyle ekstra bir fazla bir yükümüz de yok aslında. Aynen. Bu arada ben kamerayı tutarken içebiliyorum da siz yemediniz. Afiyet olsun. Evet, beni gibi bekliyorum. Bu ne? Sen ne söyledin? Garlic chicken, sarımsaklı tavuk, brokoli ve pilav. Evet, aç olsam yiyebileceğim bir şeymiş ya. Sen ne yedin? Ya ben... Lütfen. Tadına bakayım. Ya. Ne diyorsun? Kaç veriyorsun 10 üzerinden? 10 üzerinden 8 verdim. Vallahi. Niye kıkırdığımı bilmiyorum. Bu da benimki Massaman köri. Bu da hiç yedin mi Massaman köri? Bu var ya. Bak şunu şu anda Yiğit'le oturmuyor olsak bunu kim söylerdi deseler. Ben bunu Yiğit söylerim. Bu da Massaman köri babacığı. Böyle kajulu majulu falan bir. Aynen bunu yedim tavuk ben çok de. Güzel. Güzel güzel. Harbiden çok güzel. Afiyet olsun. Eyvallah. Babacığım nasılsın? Sen nasılsın? Özlemişiz ama birbirimizi değil mi?
ben şu an. Kayı masajı yaptırdım. Ben dayı masajı yaptırıyorum. Video bitti sandınız ama bitmemiş. Mert Öztürk videoları öyle kolay kolay bitmez. Yarım saat kadar uzandım, dinlendim. Şimdi hemen kendimi bir şeyler yemek için sokağa attım. Ve böyle bir gece pazarı kurulmuş. Hemen Kaosa'nın dibinde, benim otelin dibinde. Burada bir şeyler yiyeceğim ve burada bir şeyler yerken videoyu da kapatırız dedim. Geleneksel kıyafetler var. İlginç bir ortam var bu sefer bu gece pazarında. Bayağı renkli bir ortam. Yani bir tık düğün havası da var. Acaba düğüne mi girdim ben? Onu da anlayamadım da. Herkes Tay çünkü. Buralı olmayan kimse yok benden başka. Benim üstümdeki filli gömleğe de bayağı bir bakıyorlar şu an. Hayırdır bu kim gibi. Sanki düğün. Allah Allah. Neyse. Ben çok güzel bir gün geçirdim. Umarım sizin için de güzel, enteresan, farklı bir içerik olmuştur. Ben de eşit acıktım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Harika. Yok, bu taraf pek hoşuma gitmedi. Bu arada bir şey de sormak istiyorum size. Tarihsel ağırlıklı içeriklere de arada ağırlık vermemi ister misiniz? Yani ağırlık vermekten kastım, aralarda bu tarz videoları da paylaşmamı ister misiniz? İzlemekten keyif aldınız mı? Yorumlar kısmında belirtirseniz benim için de bir fikir olur. Sevinirim. Sonuçta ben kendim için gidiyorum oraya ama videoyu da sizler için çekiyorum. O yüzden sizin fikrinizi almak isterim. Evet, artık herhalde bu kısımda bir şeyler bulurum yiyecek diye düşünüyorum. Biraz daha hijyenik, böyle derli toplu bir gece pazarına benziyor burası. Bir de geleneksel kostümleri giymiş o insan. Özel bir şey var gibi. Bak, teyzelere özel kostümleri giymişler. Şurada bir gösteri vardı da. Son anda geldim herhalde. Geç kaldık, bitti. Yok mu bir Pattaya? Böyle geleneksel kıyafetler giyilmiş. İşte burada değişik bir şey var ve ilgimi de çekti. Sebzeli bir tane alayım ya. Sawadika. What do you have? Nong Beng Yuan. Nong Beng Yuan. Vietnam crepe. Okay. Yeah. Crepe. Crepe. Okay, crepe. Yeah, yeah. Crepe. Vietnam. Okay. Tofu. Tongok. Uh-huh. Hua chai po. Okay. Yeah. Okay, perfect. Okay, one. One. Yes. Vietnam usulü yengeç etlerini böyle yumurtanın, omletin içine katıyorlar. Burada Hindistan cevizi var. Hindistan ceviziyle bir soslamışlar bunu. Burada tofu var. Burada salata var işte. Şunu anlamadım ben ne olduğunu da. Bunu bilen varsa yazsın. Şunu, oh, what was this? Lettuce. This one. Sweet lettuce. Sweet lettuce. Okay. Chiang Mai. Chiang Mai. Yeah, yeah. Taste. And it's sweet. So mix aloy. Really okay. Good. You can try this. Aloy mak. This yummy. Yummy. Aloy. Aloy lezzetli demek. How much? 50 baht. 50 baht. Okay. Thank you. Thank you. Hot, hot. Hot, okay. Hot. Hot, hot. Lon, lon. Turkey. Turkey likes you too. Kabuna ka. Kabun kap. Şey, ya anlamadım ben de. Birkaç yabancıdan biriyim herhalde şu an burada. Niye böyle oldu onu da anlamadım. Yani Kaosa'nın dibindeyiz. Çok turistik bir lokasyon burası ama değişik. Hem de içecek alayım bunun yanına. Bu güzel bir şeye benziyor. Hmm, burada bir şeyler var. Harika.
ne alsam ya? Şurada çilekli var. Burada kayısılı var. Burada da passion fruit var. Çarkıfelek meyvesi. Düşünelim bakalım. Passion fruit. And ice, no ice. Ice, no ice. No ice. No ice, no sugar. Ha, no, no sugar, no sugar. No sugar, no sugar. No, no, no sugar. I don't want ice. Just that. Only that. Yeah. Uh-huh. Yes. How much? 40. Okay. Ha, çok komikler ya. Şu şeker konusunda harbiden ben anlayamayacağım herhalde bunları. Diyorum ki şeker olmasın. Biraz be diyor. Biraz atayım diyor. Atma diyorum ya. Şeker gerek yok yani. Zaten şekerli bir meyve bu. Duracak yer yok. Harbiden çok iyiydi. Baksanıza silip süpürdüm ya. Bu aldığım Vietnam usulü yengeçli omlet inanılmaz güzeldi. Passion fruit'e, o çarkıfelek meyvesine zaten ne şeker attırdım, ne buz, ne su. O da var ya, bir aktı gitti yani. Şimdi şunu duyarlı bir vatandaş olarak yerine, yani çöpe atalım. Jenga gibi oldu burası ya. Bakalım kimin elinde patlayacak. Artık bu uzun videoyu burada kapatalım bence. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada dışarıdan gelen izleyiciyseniz lütfen kanalda abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini de açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olursunuz. Aşağıdaki yorumlar kısmında sohbet ettiğimiz alan olarak kullanalım istiyorum. Bütün yorum, görüş, eleştiri, olumlu, olumsuz her şeyi aşağıya yazabilirsiniz. Ben tek tek bakmaya çalışıyorum. Ama tabii yoldayım. Bakamadığım da olabilir. Ama bakmaya çalışıyorum.